bunu da. Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan'ı buraya davet ediyorum. Hepsini alkışlarınızla. Her şeyden önce vatan için, bayrak için, Allah için dün Hakkari'de Çukurcu'da sınır boyunda bizler için, vatan için kara toprağı kabul edip altına giren yiğitlerimize, dört vatan evladımıza Allah'tan rahmet diliyor. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor. Bu güzel günde emeği geçen hocalarımıza, federasyonumuza, federasyon temsilcilerimize tekrar teşekkürlerimi, tekrar minnetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, hemşehrilerim, sevgili sporcular. Tüm başkanımızla da konuşuyorum. Sporda çok yol kat ettik. Sportif tesislerde, yatırımlarda, sportif dallarda çok yol kat ettik. Ama dün başkanımız söyledi. Spor iyi gidiyoruz ama bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor dedi. Hemen o cümleyi kaptırdı. Biz sporu yarışmak için yapıyoruz, yaşamak için değildir. Hakikaten önemlidir. Gerçekten sporda müsabaka önemli, rekabet önemli, yarışmak önemli. Çıkıp gerek ulusal gerekse uluslararası arenada memleketini, milletini, bayrağını, devletini temsil etmek önemli. Ama unutmamak lazım, spor aynı zamanda bir yaşam biçimi. Dolayısıyla sporu hem yarışmak, yarışmanın yanında da yaşamak için hayatımıza alır, hayatımıza koyarsak o zaman sağlıklı nesiller, o zaman sağlıklı bireyler yetiştirme şansını verir. Böyle bilgi organizasyonu tatmini tercih ettiklerine dolayı teşekkür ederim başkanıma. Ve birbirinden değerli hocalarına özellikle bu konuda çok hassas davranan elinden geldiği karar verdiği için hizmet etmek isteyen Yunan hocama çok güzel bir teşekkür sunmak istiyorum. Bugün burada Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2019 yılında yapılacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek olan sporcuların milli takım seçmesini düzenlemekteyiz. Bu seçmeye Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular ise ile Uluslararası Antalya Amatör Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası MFA Kupası'nda birinci olan sporcular ve buradaki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular burada müsabaka yapacak. Birinci olanlar Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. İkinci olanlar ise Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinin yapıldığı salondayız efendim. Çok güzel bir ortam oluşmuş şu an burada. Normalde dövüş sanatı sevmeyen bir insanım fakat bu dövüş sanatı birbirini incitmeden her yaş grubuna farklı
farklı hareketlerle ve kendini koruyabilir desteklerle sağlanıyor bu spor. Heyecan verici bir ortam var. Maytan Bölge Başkanımız Ömer Uğur'la beraberiz. Sayın Ömer Uğur, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim, biz teşekkür ederiz. Büyük bir organizasyona ev sahipliği ettiniz. Tatvan adına da biz teşekkür ederiz. Efendim, siz bize bu organizasyonla ilgili bir şeyler anlatabilir misiniz? Hani bilgilendirirseniz memnun olurum. Maytan milli takım seçmeleri bu. Burada maçını alan Dünya Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na ve Avrupa Kupalarına katılacak. Yani bu sene Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun milli takımı burada oluşuyor. 70 sporcu, 70 maç yapılacak. 140 sporcu toplamda katıldı. 65 ilden sporcularımız buraya geldi. Tatvan'ın tanıtımı için de çok önemliydi bu maç. İnşallah mini Türkiye Şampiyonası oldu. Bundan sonra hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nı burada yapmak. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz zaten, büyük başarılar da elde ediyorsunuz. Ve şu anda yanımda güzel bir kızımız var. Kendisi dünya şampiyonu. İsmini, soy ismini kendisinden öğrenelim. Sultan Zilan. Sultancığım, dünya şampiyonusun. Çok güzel bir şey. Nasıl bir duygu? Severek ya, yapıyorsun. Tarif edilebilecek bir duygu değil. Çünkü orada bayrağını temsil ediyorsun. Onca ülkenin arasında senin bayrağın zirvede oluyor. Yani bu kadar. Emeğinize sağlık. Konuğumuz Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani. Efendim başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Başkanım, burada Muay Thai Federasyonu tarafından milli takım seçmeleri yapılıyor. Bunun ilçemizde yapılmasının ne gibi katkıları olur bize? Muay Thai milli takım seçmeleri, Avrupa ve Dünya Şampiyonası seçmeleri yapılacak burada. 81 ilden gelen sporcularımız var. Türkiye'yi temsil eden, hem Avrupa'da hem de dünyada Türkiye'mizi temsil eden sporcuları burada ağırlıyoruz, burada seçiyoruz. Bu gerçekten büyük bir organizasyon. Gerçekten buradaki hocalarımıza çok minnettarız böyle bir organizasyonu Tatvan'a getirmeleri. Buraya gelen 81 ilden, her farklı ilimizden misafir yöneticilerimiz ve sporcularımız geldi. Tatvan'dan haberdar oldular. Tatvan'ın nasıl bir şehir olduğunu gördüler. Ve bunu gittikleri her yerde anlatacaklar. Bu şekilde Tatvan'ımızın bir tanıtımı olmuş oldu. Ve böyle bir altyapıya sahip olduğumuzu gördüler. İleriki dönemlerde daha büyük organizasyonları da kaldırabileceğiz inşallah. Bu işin ilk adımı oldu. Daha büyük organizasyonların hazırlığını bekliyoruz nasip olursa. Pekala, ticari anlamda da bir hareketlilik söz konusu değil mi efendim? Tabii. 150'ye yakın bir sporcu var. Bunlarla beraber ekipler var, antrenörler var, yönetim kurulları var. 300-400 kişinin üzerinde bir sadece katılım var. Bununla beraber bu sporu sevenleri var. Gelip burada izlemek isteyenler var. Binin üzerinde bir katılım sağlanıyor. Hareketlik yaşandı. Bununla beraber tabii burada gelince bir konaklama yapılıyor. Yani 2-3 günlük bir süreç geçiriliyor burada. Çarşıda geziliyor, alışverişleri yapılıyor. Güzel bir ekonomi döngüsü, hareketliği gelecek. Bunu işin bir adımı olacak. Tabii bu tanıtımla beraber tekrarları olacak. Buradan memnun kalan insanlar, daha bile meraklı olan insanlar tekrardan buraya gelmek isteyecek. Büyük bir ekonomik bir döngü oldu, bir hareketlilik oldu. Özellikle kış mevsiminde olan şehrimizin ekonominin zayıf olduğu bir dönemde bile bir hareketlik ekonomimize büyük bir yansıması oldu elhamdülillah. Bu tür organizasyonların sayısı artırarak daha fazla girişin buraya sağlanmasıyla ekonomiye büyük bir canlılık getirecek. Allah nasip ederse bu şekilde. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.